Otostopa başladık. Ha, oraya mı? Olar oğlum, kepçeyi otostop çektik. Oğlum sola gir lan. Oğlum yeminle var ya, otostopun en kolay olduğu ülke Hindistan olabilir. Abi üşemeye vakit bulamadan araba buluyoruz ha. Burası bankaydı. Aa, burada bugün pazar var. O değil, otobüsüm kaçıyormuş. Beni yetiştirdi. Selam dostlar, alemin mahallenizin en değişik kanalına hoş geldiniz. Ben 48 saatlik bir yolculuğa başladım. Otobüs, tren, yatacağız, oturacağız, kalkacağız. Ve Varanasi'ye varacağız. Hamaç bu da? No 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 no. One person how much? One person. Why you? But I have money. No no no. No no no. Abi adam beni Hintli sanıyor. Deminden beri bir şey anlatıyor. Ben de dinliyorum gibi yaptım ama. Ya aynen aynen. Neyse gitmeye devam ediyoruz. 3,5 saat böyle. Bu arabalar zaten benzinle çalışmıyor. Korna ile çalışıyor. Şu an resmen havadaki oksijen oranı %30, baharat oranı %70. Hindistan'da bazı yerlerde çok fazla baharat kokusu yok ama abi bazı yerlerde de resmen oksijenden çok baharat var. Neyse bir şey bulamadım. İdem de zaten ağrıyor. Yemeyeceğim bir şey.
money. Really? Yeah. I have money, I'm going to bus. Yeah. I don't have the money. Abi şeker kamışı suyu yaptırdı şimdi de. Ben içmek istemedim çünkü şey var. Ama deneyeceğim ufaktan. Buzlu su var içinde ya. Your best. Güzel kevam var ekstra. Vallahi içmeyeceğim dedim ama içiyorum. İnşallah bir şey olmaz. Zaten midem bozuktu. Türk parasını gördüler fotoğraf. Atatürk. Do you know Atatürk? Turkish Gandhi. Ha, oraya mı? Ulan oğlum, kepçeyi o da son çektik. Şimdi yürü ne? Kepçeyi... Kepçeyi o da son çektik arkadaşlar ya. Neyse 3-4 kilometre geldik. Zaten biz şehrin dışına çıkmaya çalışıyorduk, iyi oldu. Biraz da yürürüz. Herhalde şehrin dışına çıkmış oluruz. Gerçi burası Hindistan, 1,5 milyar insan var. Her yerde insan var. Şehrin dışına çıkamıyorsun. Oğlum bu ne lan, burada GVC'ler duruyor. Dağılsa. Neyse bu şu dile gidiyormuş. Helal olsun lan, GVC'ler duruyor tır gibi. GVC miydi neydi? Sanki Hindistan'da otostop kolay gibi ya. Bazen para isteyebilirler, dikkat et dedi. Mayın. Onun haricinde de kolay dedi. This. Okay, I need. This wala konsiye. Okay. This wala konsiye. Uzmanlar Hindistan'da dışarıdan yemek yemeyin demişler. 10 gündür hiç içeriden yemek yemedim. Abi şimdi traktörü çıkıyor burası. Abi daha Hindistan'da normal bir araba otostop çekemedik. Neyse şehirden dışarı neredeyse çıktık. Artık otostop rahatlar iyice. Abi tırtı kaldı bizi sağ olsun. How many kilometer? I don't know. Really? Ab kitna kilometer tak ja raha hai? Zyada 2 kilometer. Okay. Okay. 2-3 gidiyoruz. Tamam burada gelen amma. Adam bizim için Türkiye gibi aynı işte. Bizim için geri döndü bir de ileri gitti. No, thank you. Thank you. No, no, bro. Allah thank you. Thank you. Kitna kar diya wo hamare ke liye bol. Thank you, bro. Thank you. Lan helal olsun. Benim parasını sizi götür göndereyim abi bununla diyor 160 km. Lan helal olsun. Hindistan'da bile adam adam ya. Brother. Are you good man? Thank you. Okay. Çağırdım bari diyor 20 km gidin. Bro. Thank you. Thank you. See you. Which channel? Our channel, Turkish channel. Turkish channel. What is the name of the channel? Your name, channel name. Channel name. Different way. Different way. Yes. When you are there? Maybe next week. Next week. Okay. 7-8 days later. I will see it. Ah, thank you. Bro. Where? This is Korpot. Korpot. That's a railway station. Ulas, how many kilometers? Now 140. 140? Yeah. Bu olana doyuramadık. Valla midem ağrımasa ben de yerdim ama bunlardan yediğim için midem ağrıdı. Do. Hangi? Do. Do. Do 2. Yeah, do 2. Do 2. I know. Where you want to sit?
Really? You from Kerala? Yeah, I'm from Kerala. Narendra, from here. Narendra. See you sir, thank you. Abi adam götürürüm sizi eve dedi. Yedirim, içirim, istiyorsanız yatın. Sabah yine bu yol ayrımına bırakırım, oradan gidersiniz dedi. Hatta ben de akşam biraz gün batımından sonra yoga. Bro, he tell me yoga? Yeah, yoga. 30 meditation. Meditation. Yeah. Meditation. Gelin 30 dakikada meditasyon yaparız filan dedi de. Şimdi biz trene yetişmemiz lazım. Bir de trenimiz var, daha 150 km yolumuz var. Ulan otostop hızlandı. Bakayım alacak mı? I'm back. Yeah. How many kilometer? I don't know. Andra. Daniel. Yep, yeni araba. Daniel. Okay. Ab gidip jara hai. Hello. Andhra Pradesh mein kya pad raha? Rajamundry. Rajamundry. Wow. Wow, he's going so long. Really? Nice. Oh, so good. Kafaya yiyeceklerdi ha. Oğlum sola gir lan. Vallahi Hindistan ya. Neyse ki otostop çok zor değil ya. Okay, give me. Allah. Oh, full of that. Okay, bye. Okay, bye bye. Oğlum yemin ne var ya, otostopun en kolay olduğu ülke Hindistan olabilir. Okay, Daniel. Vallahi be. Come on, okay, come on. Finish. Abi üşemeye vakit bulamadan araba buluyoruz ha. Kanka. Kanka, burada kanka. Kanka öğretti bana.
Bugün hiçbir şey yemedim neredeyse ama midem çok kötü abi. Şimdi bu pislik mislik demiyorum, ben yiyorum ama şu an midem çok kötü olduğu için yiyemeyeceğim. Aç aç trene bineceğim. Kanka görüşürüz. Goodbye kanka. Okay. Abi o şimdi gidiyor Kerala'ya. Ben gidiyorum Varanasi'ye. Nice to meet you too bro. Nice to meet you too. İnşallah. We'll meet. Okay, oh, you come go. Come to home. Bye-bye. Goodbye. Nice to meet you bro. Nice to meet you. Same here. See you. See you inshallah. Come home. Inshallah. Home. Next time I am coming Kerala. Kerala. Yes. Okay, goodbye. Çok karışık bir tren sistemi var. Neyse onu sonra anlatırım. Çocuğu çok sevmiştim ben ya. Gerçekten çok böyle alışım çocuğa 7 gündür falan. Beraber yatıyor zaten o kaldığımız köy evinde. Neyse şu an 3. caddedeydik. Yani 3. tren rayonundaydık. Şimdi 5'e gideceğiz. Bizimki 5'te 1 saat sonra. Abi videoyu bir özetleyeyim. Şimdi biz sabah 11'de Orissa eyaletinin Jaipur ilçesinin Onkınadoko köyünden yola çıktık saat 11'den ve şu an 170-180 km ötedeki Vizayanagaram diye bir şehre geldik. 12 saat sürdü. Şu an buradan saat 1.25 geçe, gece 1.25 geçe de trene bineceğim ama tren biletleri dolu. Benim şu an buradan Varanasi'ye gitmem lazım. Varanasi'ye 2 tane aktarmalı trenle gidebilirim ve en erken gidebileceğim saat 32 saat. Ve yani ne bu şu anki bineceğim trende ne de bir sonraki bineceğim aktarma treninde de hiç yer yok. Yapacak bir şey yok. Trene bineceğiz. Artık bazen boş yer olursa, yani arkadaş öyle anlattı. Boş yer olursa oraya oturuyor musunuz? Normalde işte o bilet 250 TL ise artı 250 TL daha veriyorsunuz. Şeyden satın alıyorsunuz. Kondüktörden satın alıyorsunuz. Yani zaten günlerde çok yorgunum biliyorsun, 32 saat en az hiç uyumadan belki o şartlarda nasıl uyuruz bilmiyorum. Belki ayakta, belki yere oturarak gitmeye çalışacağız. Abi herkes bir taraftan koşuyor. Ben de koşayım. Vallahi bindik ama ne yapıyoruz ben de bilmiyorum. Bunlar hep boş. Herhalde şimdi bu ilk istasyon diye fazla insan binmedi. Bundan sonra galiba insanlar binmeye başlayacak. Ben bu trende şu an 7 saat gideceğim. Ondan sonra 4 saat bekleyeceğim. Sonra diğer trene bineceğim. O da 21 saat falan gidecek. Gelen giden olmadı. Ben de çantalarımı buraya çıkardım. 3 katlı şu otelde de yukarı kalkıyor. Böyle pançom var, bunu giyeceğim. Yatacağım. Yani yatacağız, yatacağım. Şu, kimsenin gelip gittiği yok. Yatıp uyuyalım, inşallah kimse gelmez. Ya şimdi abi geldi, bileti bana satıyor. Çocuğun dediği gibi bir sistem. Bileti aldım. 350, 400, 500, 600 hesapladık biz normalde bilet parasını. Adam az bile aldı. 450 rupiye gidiyoruz. Ben şu ana kadar hep böyle ufak yerlerde takıldığım için havası kirli buranın çok. Bhai garam singra samosa bhai samosa singra bhai garam garam. Bhai garam singra samosa bhai 20 katin bhai. Hiçbir şey unutmamışım. Hadi gidelim. Baksanız abi millet üst üste ya. Ulan benim babamda mı hikmet vardı. Welcome to India. Çok yorgunum ama çok da enerjim yerinde. Abi 2 gündür yemek yemiyorum. Ama muz yiyebiliriz. Muz biraz mideyi düzeltiyor. Borali.
20. Hindistan'da bir bug buldum. Hiç konuşmazsam beni Hindistan'da sanıyorlar. Direkt parayı uzatıyorum. Kaç paralık ne ediyorsa veriyorlar. Bilet varsa bilet alacağız. Yoksa ben de bilmem ne alacak. Water. Şu one. Sugar coffee. Sugar ha? Ha, sugar ha. Chocolate. Kit Kat. Kit Kat. One. One. Coffee, bisküvi, chocolate, goat water. Güzel ya. Su da güzel. Kahve de güzel. Oh. Aslında senin şu muzlarını akar özledim ya. Kahvaltımız böyle. Muz, kahve. Bunları da trende yiyeceğim. Saat 7.30, 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30. 5 saat buradayız. Aa, bu da full oturaklı tren. Bakın millet koltuk numarasız da bilet satın alıp böyle yerlerde oturarak gidiyor. Bakalım biz öyle gideceğiz mi? Şimdi Varanasi için bilet almaya çalışacağım. Dediler ki son dakika belki iptal olmuştur. Git bak dediler. Şimdi gidip soracağız bilet var mı yok mu? Şimdi bir tane böyle form verdiler. Formu doldurdum. Trene yakın saat kala bilet satılıyor olabilirmiş. Bekliyoruz bayağıdır, inşallah beklediğimize değer. Şu bileti alırım da yataklı bir rahat trende 20 küsur saat kendi yatağımda giderim. Ya kardeşim aha bir saattir şu önündeki sıra bitmiyor ya. Ulan bir bilet almak ne kadar uzun süredir ya. Şuna bak saat 11 oldu ya, ben 10 olmadan önce sıraya girmiştim. Hello. I want a ticket, Varanasi. I want a ticket please, Varanasi. Böyle aşkın ızdırabın ya. Deli oldum, bu ne ya? Lan antik Mısır'da bile... Kardeşim sen de yatacak bir yer mi bulamadın? Yemin ediyorum antik Mısır'da bile bilet almak daha kolaydır. 1,5 saat bekledim. Not available. Bilet yok. Bana ne, ben kaçak bineceğim. Haftada 3 gün bilet var. Haftada 3 gün gidebiliyorsunuz Varanasi'ye. Ve onlardan birisi de bugün. Ve bana bilet yok diyor. Yani güzel insanlar, hoş insanlar da kardeşim. Bu kadar IT'cinin, bu kadar teknolojinin, bileşim dallarının bu kadar gelişmiş olduğu bir ülkede. Yani bilet alma, bilet verme falan. Bu nasıl iştir ya? Bilet almaya bile randevulu geliyorlar. Böyle saçmalık mı olur ya? Ya adamlar daha önce gelmiş, form doldurmuş, bilet almak istemiş, bilet almaya gelmeleri için randevu vermişler. Adamlar bugün tekrardan gelmiş bilet almaya. Abi yaşımdan mıdır nedir? Eskiden kaldırabiliyordum ama artık çok yorulmaya mı başladım ne? Hesaplayamıyorum vallahi, kaç saattir yoldayım. Artık kaçak göçek bineceğiz. Sorry brother, this train Varanasi. Where is it? Varanasi. Chicken biryani, anda biryani. Varanasi. Milanchal jayega. No, this 12875. Kahan jaane ka hai tum? This train? Ha, train. Milanchal. Varanasi, Varanasi. Varanasi jayega. Varanasi jayega. Yogi number kon? Oğlum tam anlamıyla birinden check edemedim ya. Sorry, do you speak English? Brother, this train Varanasi? Varanasi? Ha, thank you. Vallahi inşallah Varanasi'dir. Gidiyoruz. Nereye şükür gidiyoruz.
Henüz bilet kontrolü gelmedi ama ben buraya yerleştim. Böyle pervane de var. Komşularım da var öyle, teyzeler, amcalar falan. Belki yemek ikram eder. Vallahi bu sefer tren full doluyor. Demek ki Varanasi yoğun bir destinasyon. Her durakta birileri biliyor da inşallah bu koltuğa kimse gelmez. Burada şöyle bir yöntem varmış. Karaborsacılar biletlerin çoğunu alıyormuş. Ondan sonra tren istasyonunda karaborsa satıyormuş. Satamadıkları da böyle sonra iptal edip boşa çıkıyorlarmış. İnşallah bu onlardan birisidir. Kadın erkekler onlar. Para topluyorlar millette. Vermeyeni seviyorlar. Para mı? Kamera çekeyim mi foto? No. Bir tane. No. Bir tane. Ne foto da yaptı da ne foto koçada yedi. Verdim ona. Lale. Bunlar çete. Tam çeteler. Resmen haraç topluyorlar. Herkes de verir. Bunları seviyorlar. Bunların özel bir yeri var. Onları size belki bir bölümde anlatırım. Öyle değişik bir durum. Ulan video çekmeye çıktım. Mahsur kaldım şimdi. Benim çantayı alıp gitmesin de. Hangi vagonda olduğumu bile unuttum valla. Neyse burada. Bir çantam benim. Bu ablanın da bileti yok. Burada oturuyor. Bu yeşilli abiler değnekçi. Yaramazlık yapanın kafasına indiriyorlar. Bak şimdi çay söyledim. Tamam mı? Hiç ağzımı bile açmadım. Çayın fiyatını aşağı yukarı tahmin ettim. Dedim 10 rupidir. 10 rupi verdim hiç. Muhabbet bu kadar. Şimdi burada turist olduğunuzu anlayınca biraz fiyatta değişkenlik olabiliyor. Ben tipten kurtarıyorum. Hintli gibi gözüktüğüm için. Direkt tahmin ettim fiyatı veriyorum. Ondan sonra yırtıyoruz. Trendeki size fanları göstereceğim. Yani işte camlar açık, fanlar açık, kapılar açık tren derken bir şeyler oluyor ama gerçekten hani ben kokuya alışkınım, seviyorum da o yüzden çok koymuyor ama alışık olmaları için muazzam rahatsız edici bir koku var ama ben alıştım. Oo, benim vagonda doldu iyice. Bakalım bu sefer de benim koltuğa kimse gelmeyecek mi? Adam trenin içerisinde güveç bardakla kahve satıyor. Sayın olsun ya. Ne güzel kullanat güveç bardak. Bu da böyle yerleri siliyor. Sonra arkadaşlar da geliyor direniyor. Baba cevap ver ya. Babasız neyi süpürüyorsa süpüre süpüre gidiyor. Tuvalette böyle. Tuvalet beklediğinden temiz açıkçası. Aman aman kirli değil. Tırnaklar çok uzadı ve tırnaklara operasyon yapacağız. Tırnak için en hijyenik yer.
yolculuk daha ne kadar zorlu olabilir bilmiyorum. Benim kaldığım koltuğun sahibi geldi ve ben 3 saattir buradayım. Her yer insan dolu. Bu saat toplu yemek saati galiba. Herkes yemek yemeye başladı. Yemekleri şuradan döküyorlar. Tükürüyorlar. Lavabo durmadan tıkanıyor böyle buraları taşıyor. Tuvalet kokuyor. Allah'ım bu nasıl bir yolculuk. Bitmedi. Kesinlikle hayatımın en zor üç yolu ilk üçüne girdi. Abi her yerde oldu ya. Ben nazar dediğimde güzel yatarak gidiyorduk. Şimdi her yer full oldu. Koltuktan kalkma kısmına kadar yolculuk çok keyifliydi ama koltuktan kalktıktan sonrası bayağı bir zorlu geçiyor ya şu an. Böyle bir yer buldum oturdum Allah. Artık sabah kadar kalkmam buradan. Abi gece saat 3 oldu. Böyle. Gidiyoruz. Ve en az 3 saat rotamız var. Yani sabah 7'de mi inecek? Yani 21 saat oldu, 24 saat oldu. Hatta geçiyoruz da. Ya 2 gündür ya 3 gündür yoldayız artık. Hesabım kitabım kalmadı. Kamerayı da açasın ya. Açacak halim kalmadı. Konuşacak halim de bu. Uyuyamıyorum da. Ama böyle çöktüm buraya bekliyorum sabah olsun diye. Ama inşallah güzel bir şehre gidiyoruz. O yüzden biraz da keyfim yerinde. Bir gün hostelde dinleniriz. Ondan sonra şehri güzelce gezeriz.
şimdi hostelim böyle. Normalde karışık ve kalabalık bir oda tutmuştum. Ama ben diğer insanlar check-out yapmadan geldiğim için, odada dolu olduğu için sağ olsun bu şu an kilitli olan odayı benim için açtı, bu yatağı aldım. Kaç paraya kalıyorum? Neyse $4.5 falan kalıyorum işte. Şimdi arkadaşlar, Hindistan'a geldiğimden beri ben birkaç bölüm yaptım. Kaç bölüm yaptım bilmiyorum ama 4-5 bölüm oldu herhalde. Şöyle bir şey söyleyeyim size. Ben ilk bölümler, bu bölümde dahil, çok video yapma kafasıyla yapmadım açıkçası. Neden derseniz, çünkü çok güzel bir... Yani dünyanın bir ucunda direkt köylere gideceksiniz ve oradaki arkadaşlarla vakit geçireceksiniz. Bu süreçte tam böyle bir vlog kafasıyla, videolarla uğraşmak istemedim. Böyle gelişigüzel yaptım biraz videoları. Böyle farklı partları birleştirerek videolar yapmaya çalıştım. O anları gerçekten yaşamak istedim. Ya da video yapmaya konsantre değildim, bilmiyorum. Yeniden dünya turuna çıkıyormuş gibi heyecanlıydım. O yüzden çok fazla birbirine bağlı olmadı videoların içeri. Yani konu bütünlüğü videolarda yoktu. Ama bu dakikadan sonra Hindistan hakkında bilgiler, Hinduizm hakkında bilgiler, şu an Varanasi'deyiz, ölü yakma. Şu an tamamen artık size bilgi dolu videolar vermeye başlayacağım. Bildiklerimi anlatmaya başlayacağım. Hem de biraz daha pişmiş oldum, iyi oldu. Gerçekten hayatımın en zor yolculuğu, düşündüm biraz önce arabada gelirken de, gerçekten hayatımın en zor yolculuğu bu oldu. Çok zorlandım gerçekten. O yüzden bu benim şu ana kadar seyahat hayatımdaki en zor yolculuktu. Bu videoyu buraya kadar da çok uzattığım için özür dilerim. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basarsanız videolar daha çok insana öneriliyor. Maalesef YouTube'da böyle bir şey var. Dünyanın en güzel videosunu da yapsanız bu tamamen sizin elinizde izlenmesi. Yorum yazar, like atarsanız, belki WhatsApp gruplarında eşinize, dostlarınıza gönderirseniz sevinirim. Bir de sizden ricam, bir videonun yine izlenmesi için en önemli kriter video yayınlandığındaki ilk 1 saat. Haftada 2 ya da 3 gün video atmaya çalışıyorum. Bildirim butonunu açarsanız, eğer bildirim de gelmiyorsa kapatıp tekrar aç derseniz gelir. Yaparsanız Hindistan'dan ve bundan sonraki yolculuğum çok başka olacak. Bu dakikadan itibaren hatta böyle bir sınır bile olabilir. Görüşürüz. Namaste. Goodbye. Ben şimdi duş alıp yatacağım.